Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam arkadaşlar. 3 Kız Kardeş dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Türkan, evine giren sapık heriften kurtulmayı başarabilecek mi? Özeri Somer'in elinden kim kurtaracak? Rüçhan, Sevile'ye haddini bildirecek mi? Mesut diziden mi ayrılıyor? Derya ile Mustafa eskisi gibi olacak mı merak ettiğiniz her şey ve daha fazlası kanalımızda. Videomuza geçmeden önce inşallah Türkan'ı birisi gelip sapık adamın elinden kurtarır da ve Türkan da bebeği de kazasız belasız kurtulur diyenler videomuzu hemen aşağıdan beğensin ve gücümüzü göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Mesut ile yollar ayrılacak arkadaşlar. Mesut, her ne kadar Sadık ve Nesrin'i Derya ile dönüşü kendi ailesi gibi benimsemiş olsa da kardeşiyle birlikte yaşamak istediğini söyleyecektir. Zaten Mesut'un kardeşine evlatlık edinen aile de Mesut'a çok iyi bakacakları için ve Sadık ile Nesrin'in evinde kavga tartışma eksik olmadığı için Sadık ile Nesrin'in Mesut'un gitmesine izin vereceklerini düşünüyorum. hatta Sadık kendi elleriyle uçak biletini alıyor. Bilet de gördüğüm kadarıyla İstanbul'dan Berlin'e seyahat için kesilmiş bir bilet. Yani Mesut gidecek ama geri dönmeyecektir arkadaşlar. Ne de olsa Almanya'daki ailesi ona daha iyi bakacaklardır. Sizce Mesut diziden ayrılmalı mı, ayrılmamalı mı? Ayrılıklar başladığına göre dizi yavaştan finale gidiyor diyebilir miyiz arkadaşlar? Dizinin final yapmasını istemeyenler kanalımıza abone olabilir mi? Bakalım halen diziyi destekleyen kaç kişi varız. Nesrin ile Sadık her ne kadar ilk başta Mesut'un gitmesini istemeseler de Sadık kendi elleriyle Mesut'u arabaya bindirip havalimanına götürecektir. Arkasından su döken bütün ailenin yüz ifadesine bakacak olursak Mesut'un temelli gittiğini anlayabiliriz. Mesut başlarda zorlansa da kardeşinin yanında olacağı için mutlu olacaktır. Ama zaman zaman Sadık babasını ve Nesrin annesini aramayı da ihmal etmeyecektir. Şimdi gelelim Türkan'ın sapığı meselesine, Türkan'ın evine zorla giren adamın amacı, kocasından ayrıldığı ve gece vaktinde dışarıda dolaştığı için Türkan'ı kötü kadın belleyen sapık herif geçen bölüm gece vakti Türkan'a yaptığı teklifi gerçekleştirmek için Türkan'ın evine gidecektir. Ancak tabi ki Türkan'ın öyle her erkekle yatıp kalkan biri olmadığını bilmediği için herhalde birlikte olmayı kabul edeceğini sanıyor ki evine bodoslama giriyor. Türkan dirense de sapık adamın eve girmesine engel olamıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim Türkan bu durumda ne yapacak? Ya kendi çabalarıyla eve zorla giren adamın kendisine tecavüz etmesine engel olacak, adamın kafasında vazo falan kırarak evden kaçmayı başaracaktır ki öyle öküz bir adamın elinden bu şekilde kurtulabileceğini sanmıyorum adam Türkan'ın kolunu tutsa elinde kalır valla o kadar öküz birisi. Diğer bir ihtimale gelecek olursak, bildiğiniz gibi Mesut Almanya'daki kardeşinin yanına evlatlık olarak gitmek üzere Sadık ile birlikte yola çıkıyor. Tam o sırada Mesut diyebilir ki Türkan'ı da görmeden gitmeyelim. Mesut'u kırmak istemeyen Sadık, Türkan'ın evine geldiğinde kapısının açık olduğunu görecek ve hızlı bir şekilde eve girecektir. O esnada arabadan inen Mesut da Türkan'ın başına bir şey mi geldi diye korkarak arabadan hızlı bir şekilde inerek eve girdiğinde o manzara ile karşılaşacaktır. Sadık, sapık herifin suratına şamarı indirerek onu evden kovmaya çalışacaktır. Bu esnada Mesut'un zarar görebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aksi halde zaten fazla hazırlık yapamadan kısa sürede Mesut'u yolcu eden ailenin Mesut'u alıp havalimanına bırakmaya çok bir vakitlerinin olacağını düşünmüyorum. Öğleden sonra dört buçuk gibi bileti olan Mesut eğer Türkan'ı görmek isteyip Sadık ile birlikte sapık herif ile karşılaşırsa, yüksek ihtimal yaralanacak ve ölerek diziye veda edecektir. Uçağı kaçırırsa ve geri Sadıklara dönerse Mesut'un gitme olayı gereksiz yere uzar ve dizide aksiyon arayan izleyici fazlasıyla sıkılır. Türkan'ı kurtarabilecek diğer bir isim Somer ama bu ihtimal çok düşük. Somer'in Türkan'ı kurtarabilmesi için Türkan'ın evine zorla giren sapık adamı atlatıp telefonuna doğru koşması, ve Somer'i arayabilmesi lazım ki adamın buna müsaade edeceğini düşünmüyorum. Somer de Özer ile hesaplaşırken, daha kormanların evinde yarı çıplak dolaşan Özer'in metresi Sevila ile yüzleşecek daha sonrasında Rüçhan, Sevila'yı tekme tokat kapı dışarı edecek falan yani Somer'in tesadüfen Türkan'ın evine gitme ihtimali de yok o esnada Türkanların evinin oradan geçme ihtimali Sadık ile Mesut'un daha fazla. Bu yüzden Somer ve Rüçhan ihtimalini biliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan Mine de Somer'in gözüne girebilmek ve balık restoranı satın alabilmek için bir plan yapmış olabilir arkadaşlar. Türkan'ın sapığını hatta Mine kendi elleriyle bile tutmuş olabilir. Türkan'ı bu içinde bulunduğu zor durumdan kurtararak bebeği ve Türkan'ı kurtaracak ve Somer'in gözüne girerek Somer'in restoranı kendisine satmak isteyeceğini düşünecektir. Somer de bir teşekkürü borç bilerek restoranı Mine'ye hediye edecektir. Zor ama bu da bir ihtimal arkadaşlar. Sizce Türkan'ı kim kurtaracak? Yoksa adam Türkan'a tecavüz mü edecek? Eğer öyle olursa Türkan bebeğini bir kez daha düşürür ve bu kadar üzüntüyü Türkan'ımız kaldıramaz. Allah'ım Türkan'ıma ikinci kez evlat acısı göstermeye. Gelelim Rüçhan'ın Sevilaya ahlaksız diyerek bağırdı ve onu kapı dışarı ettiği sahneye. Sizin de içinizin yağları erimedi mi yahu? Muhteşem sahne Sevilaya o kadar gıcığım ki geldi Özer'in evine çöktü. Mustafa da onun yüzünden Deryayı yüzüstü bırakmak zorunda kaldı. Sevilay'ın rüçhan tarafından dövüldüğü sahne çok güzel. Hele hele Somer'in de özeri tutması çok iyi ya. Özerin elinden hiçbir şey gelmedi. Ancak baksın öyle haha. Somer özere son hamlesini yapacak ve bu kadın bu evden gidecek diyerek ya Sevilay'ı evden gönderirsin, ya da imzaları atarsın diyerek özeri zor durumda bırakacaktır. Tabi özel imzayı attıktan sonra Sevilay'ın kormanların malikanesinde kalmaya devam edebileceğini düşünmüyorum. Somer ne yapıp edip annesinin daha fazla üzülmemesi için o kadını evinden defetmenin yolunu bulacaktır. Yani anlayacağımız önümüzdeki bölümde Somer, Özer'in boğazına yapışırken, Rüçhan Sevilay'ı döverek evden kovmakla meşgul olurken, Türkan ise evine zorla giren sapığın elinden kurtulmak için mücadele edecek, diğer yandan ise Mesut Almanya'daki kardeşinin yanında doğru yola çıkacak aksiyon olarak biraz daha heyecanlı bir bölüm izleyecek gibiyiz. Yeni bölüm fragmanına puanım 10 üzerinden 7 şimdi gelelim yeni fragman hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Haydi hep birlikte sizin neler düşündüğünüze geçelim. O oh ellerine sağlık Rüçhan içimin yağları Erdi Sevilay gibi ahlaksız bir kadına da bu yakışırdı zaten Rüçhan az bile yaptı. Bu arada umarım Türkan in başına kötü bir iş gelmez demiş huzur dolu isimli arkadaşımız. Tuan'la ise bu nasıl bir fragman böyle uzun aradan sonra ilk defa heyecanlandım. O, adamın böyle bir şey yapacağı başından beri belliydi. İnşallah Türkan, I biri kurtarır. Ama ben Türkan, A kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Biri yetişip kurtaracak gibi hissediyorum. İnşallah öyle olur demiş. Elbet kurtaran birisi çıkacaktır arkadaşım için rahat olsun. Ya Rüçhan Sevilay'ı iyi dövdü içimin yağları eridi demiş Maria Hanım aynen öyle hepimiz eridik o sahnede. Rüçhan elleri dert görmesin onu dövmesi içimin yağlarını eritti ama Türkan için üzgünüm demiş Narin Hanım. Tuba ise Sevilay bunu hak etti diyenler. Şeklinde yorum yapmış tabi ki hak etti. Sonuna kadar katılıyoruz. Umarım bebeğe bir şey olmaz Türkan bu bebeği çok istiyordu demiş Elif Naz Hanım. Tuanla Mesut dizinin en masum karakteri bize iyiliği saflığı gösteriyor. Diziden çıkmasın demiş. Umarım öyle olur. Muhammed ise Türkan ve bebeğine bir şey olmasın ve Somer onları kurtarsın demiş zor ihtimal ama umarım Somer kurtarır karısını. Evet arkadaşlar analiz videomuzun sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve analizlerden ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açmayı unutmayın.